İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Unity 2023 sürümünde 2D Game Kit serisine yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursak Chomper bize saldırdığı zaman çok hafifçe bir havaya zıplama yapmıştık. Hurt işlemi gerçekleşip gerçekleşmediğini oradan anlamıştık. Orada bırakmıştık. Şimdi şöyle yapacağız. Alanına girdiğinde Chomper bizim player'ın alanına girdiği anda geriye doğru zıplatacağız. Onun için bir animasyon var, hurt animasyonu. Onu uygulayacağız. Ayrıca flickering denilen yanıp sönme olayı gerçekleşecek player'da belli bir süre. Sonra tekrar normale dönecek ve 3 hak 2 haktı galiba. Onu da 3 yapalım. Sağ taraftan şurada starting health'i de 3 yapalım. 3 defa çarptıktan sonra chomper ee, orada bırakacağım. Orada bir sonraki derste death animasyonu olacak. Yere düşecek player. Öyle bir animasyon var. Onu bir sonraki ders yapacağız ama o kısmına kadarkini bir yapalım. Şimdi ilk olarak bu Edi seçiliyken yaklaşacak olursak neler yapmıştık? No Weapon silahsız animasyonlar. Şöyle bunlar. Locomotion, Crouch, Airborne vesaire. Silahlı olanlar. Ve şimdi de sırada şuraya bir tane daha koyacağız. O da Damaged. Yani zarar gördüğünde yapılacak işlemleri oraya oluşturmak üzere bir Substate Machine oluşturuyoruz. İsmini Damaged olarak düzeltiyoruz. Burada bir Trigger gerekli olacak. Onun için Eddie'yi gene özellikle seç, seçtiğimize dikkat edelim. Şuradan bir tane Trigger isteyelim. Hurt olsun Trigger'ın ismi. Ve artık bunu burada uygulayabiliriz. Make Transition dedim. Şunu seçiyorum. Şu listeden Hurt en sondadır. En sondaki Hurt'u seçiyorum. Aynı şekilde Ranged Weapon'dan demişti de gene. Orada da şunu seçiyorum. Ondan sonra listeden Hurt'u seçtim. Böylelikle her ikisi tamam. E, unutmadan demişten tekrar No Weapon'a şöyle dönecek. E, biliyorsunuz havaya zıplayacakken geriye doğru giderken tekrar yere düşüp ayağı yere değdiğinde yeniden No Weapon'a geçmesi için şöyle tersine bir bağlantı State Machine'den No Weapon. Şunu seçiyorsunuz üsttekini e, Ground True olduğunda şu şekilde tekrar geri dönmüş olacak. Şimdi Damage'ın içine girelim. Çift tıkladım. İçine girdik. Şöyle yaklaşalım. Exit de şurada bir yerde dura koysun. Şimdi burada bir animasyonla işe başlıyoruz. Animasyonun ismi Hurt olacak. Ve şu otomatik giriyor zaten enterden. Çıkarken de yine deminki gibi bir transition yapacağız. Bu transition listeden yine grounded ayağı yere değdiğinde şu değer değmez. Buradan buraya geçecek. As exit time'ı kaldırıyoruz. Yani bu arada yani şu settings'e bir bakalım. Şunu 1 yapıyorum, şunu 0 yapıyorum. Sonra bunu kaldırıyorum. O bazen problem çıkardığı için böyle yaptım. Yani has exit time'ı kaldırıyorum ama şu settings'lerden de ayarları düzelttim. Şimdi hurt için bir animasyon yapacağız. Yani sol taraftan şu enemies'i kapatalım. Eddie'nin altına sabit onla tıklayalım. Create animation diyelim. Buna Eddie hurt adını veriyoruz ve bu animasyon loop time'ı yok. Hurt'i seçiyorum. Bu Eddie Hurt'u sürükleyip içerisine bırakıyorum. Şimdi animasyon penceresini açalım. Eddie'yi seçelim. Şuradan Eddie Hurt'u seçelim. Eddie Hurt seçili. Samples'ı 15 yapalım. Sonra şuradaki sprite'lardan Eddie'nin altındakileri açıyorum. Hurt'u açıyorum. 5 taneymiş. Bunları alıp sürükleyip içeriye bırakıyorum. Bu tamam. Bir de hazır buradayken Chomper'da bir hata yapmışım. Ufak bir hata. E, Chomper Idle seçilirken şu Samples 22 değil de 12 olmalıymış. Onu da düzelttim buraya gelmişken e, tekrar edit seçelim ve yeniden demişte girelim. Şu hurt'ün animasyonunu tanımladık. Şimdi bu ne zaman olacak? E, ben bunu aslında elle de yapabiliyorum. Eğer chomper geçici olarak değer dışı bırakırsam sadece player için şu edit seçiliyken şuradan hurt'e tıkladığımda e, bu animasyonun çalışması lazım ama çalışmadı. Çünkü yapmamız gereken bazı işlemler daha var. Yani şu anda locomotiondayken benim hurt'e tıklamamın hiçbir e, anlamı olmuyor. Çünkü buradan Tekrar bir transition yapıyorum. Bunu seçiyorum. listeden hurt'ü seçiyorum. Yani hurt buradan da çıkmayı sağlamalı. Hurt buradan çıkacak. Exit'le. Base layer da buraya gelecek. Buradan da no weapon'dan damage'de geçecek. Ondan sonra buradan hurt'e gelecek. Dolayısıyla şu locomotion'dan exit'e hurt'ü seçtik. Bir de şu geçişi kaldırıyorum. Diğer animasyonu dışarı çıkartıyorum. Has exit time'ı kapatıyorum. Aynı işlemi şu crouch içinde yapıyorum. Seçtim. Buradan yine listeden hurt'ü seçiyoruz. Sonra şu ara geçişi kapatıyorum. Şunu dışarı atıyorum. Bunu kapatıyorum. Burada son olarak airborne'dan transition seçiyorum. Listeden hurt'ü seçiyorum. Ara geçişi kapatıyorum. Animasyonu çıkartıyorum. Ranged weapon'a girerseniz burada da var. 3 tane. Airborne with gun'dan transition'ı yaptım. Seçtim. Buradan hurt'ü seçiyorum. Sonra şu ara geçişi kapatıyorum ve... Exit, exit time'ı kaldırıyorum. Aynı şeyi tekrar tekrar e, yapıyorum hızlı bir şekilde. Hurt şuradan ara geçiş kapattık tamamen. Ondan sonra şunu dışarı çıkardık bunu kaldırdık. Ve son olarak crouch with kandaysa eğer hurt'ü gördüğü zaman buradan çıkması için listeden hurt'ü seçtim. Ara geçişi kapattım animasyonu dışarı çıkardım. Şu anda artık hazır. Eğer Eddie'yi seçer ve play düğmesine tıklayacak olursam. Demin olmayan şey bu sefer olacak. Hört'e tıkladığımda bakın. Locomotion. Tabi bir şey daha yapmamız gerekiyor. Havada bulunması gerekiyor. Hurt tıklandıktan sonra havada olmadan e, animasyonu bize göstermeyecek. Onun için çompırı devreye sokacağız tekrar. O çarptığı zaman biliyorsunuz player'ı havaya doğru zıplatıyoruz bir miktar. Yani bir böyle deneyelim. Yalnız player'ı biraz sağ tarafa doğru alalım fazla beklemeden işlemi görelim. Play düğmesine tıkladım. Şimdi chomper hemen geri döndü. Ve e, değdiği zaman o havaya fırladı. Hurt'ü otomatik olarak tetiklemesini sağlayacağım. Bir o eksik kaldı şimdi. Onu player karakterde yapıyoruz. Player karakterde şu on hurt'te. Benim dev'in elle tıkladığım şeyi buradan. My animator set trigger parantez içerisinde. My henüz daha oluşturmadığımız hash hurt para. True false dememize gerek yok trigger olduğu için. En yukarıya da şimdi şunu tanımlayacağız. Bunu tanımlayacağız. En yukarıda sıraya onu da sokalım. Şurada eğer şöyle kopyalayacak olursak daha mı hızlı olur işimiz. Hash holding on yerine hurt parametresi olacak. Parantez içerisinde de holding on yerine hurt yazarsam o işlem gerçekleşmiş olur. Bu şekilde deneme yaptığımız zaman artık havaya ve geriye doğru havaya sıçradıktan sonra geriye doğru gittiği animasyonu görmemiz lazım. Yani şu hurt hurt animasyonunu görmemiz lazım. Edit seçili. Şurada Demişte girdiğimizde şu animasyonu görmemiz gerekiyor. Play düğmesine tıkladım. Artık ben bir şey yapmayacağım. O gelecek, çarptı ve bakın şu şeyi yaptı animasyonu. Tabii ki çok kısa bir animasyon ama 5 frame'lik. 5 frame'lik bir animasyonu yeri değişmediği için biraz zor algılıyoruz. Yani arkaya doğru sıçrattıralım. 45 derece açıyla şöyle geriye doğru sıçrattıracağız. Onu şu hörte bir smb dosyası ekleyeceğiz, öyle yapacağız. SMB dosyaları player için olanları açıyorum. Enemy için olanları kapatıyorum. Şu Locomotion'a çok benziyor. Onu kopyasını aldım. Hızlı olsun diye. Adı Hurt SMB olacak. Onu ekranda açalım. Şimdi şurada düzeltmemiz gerekiyor ismini. Doğru çalışması için. Hurt. Yani şu kısmı şöyle siliyorum. Şimdilik boş bırakacağım orayı. Şurada da ilk kısımda da bir şey var. Şöyle bir fonksiyon yazacağız. Player karaktere şu player karaktere bir fonksiyon yazacağız. Adı set move vector olacak. İşte bu geriye doğru sıçratan animasyon olacak. Gene o player karakterden bir takım verilerden yararlanarak yapacağız bu vektörü oluşturacağız. Mesela get hurt direction hangi yönde ken şeyin saldırısına uğradıysa onun yön yön bilgisi gelecek. E, çarpı bir de Yine aynı script dosyasından hurt jump speed diye bir veri kullanacağız. Bu şekilde. Uzun olduğu için şöyle de yapabilirsiniz isterseniz. Bir yerden olan kısmını aşağıya alabiliriz. Şimdi sadece şu 3 tanesini set move vektörü, get hurt direction ve hurt jump speed değerlerini oluşturabilirsem o zaman arkaya doğru sıçradığını göreceğiz. Yapalım. Play karaktere geçtim. Şöyle en sonda öncelikle en sona geldik şuraya. Eksik 3 tane eksiğimiz var. Onları yazalım. Tabi bunları yazdıkça bunların içinde de henüz olmayan kısımlar olabilir. Onları da ilave edip hata kalmayıncaya kadar yazıp sonra bir deneme yapacağım. Şimdi vektör 2 cinsinden bir new move vektör parametresi geldiğinde yapılacak iş çok basit. Sadece burada kullanılan my move vektörü Eşitliyoruz. New mu vektöre. Bu bu kadar. Get hurt direction diye bir kodumuz var. Public geriye vektör 2 geri döndüren get hurt direction isimli fonksiyonun yapacağı işlem şöyle olacak. Öncelikle demiş direction değerini şeyden öğreneceğiz. Henüz burada daha şeyi oluşturmadık. Şimdi yazacağım. Değişkeni damageable isimli bir değişken arası, aracılığıyla damageable'a ulaşıp oradan get damage direction değerini almamız gerekiyor bu şekilde. Şimdi şu damageable yok. Ee, belki olmayan başka şeyler de olacak. Yukarıya onun tanımlamasını yapacağım. Atamasını editörden yapacağız onun. Aslında aynı objeye atanmış bunlar. Edit yani bizim karaktere. Player karakter C Sharp dosyası da yani şu an içinde olduğumuz atanmış vaziyette. Damageable da onun ayrı bir başka bir komponenti script komponenti. Birbirine ulaşmak için yine de bir public değişkenle onu tanımlamamız gerekecek. Eğer elde ettiğimiz bu damage direction değerinin y değeri, y bileşeni sıfırdan küçükse o zaman şöyle bir değer döndüreceğiz. New vector 2 metf parantez içerisinde damage direction'ın x değeri virgül 0f. Değilse alt satıra geçecek. Bir float y hesap ettireceğiz. Yine metf'ten yararlanıyoruz. Damage direction'ın x değeri çarpı yine henüz daha tanımlamadığımız tangent hurt jump angle. Bunu yukarıda tanımlayacağım. Artık değeri geri döndürebilir. Return new Vector 2 parantez içerisinde damage direction'ın x değeri virgül y. Sonra normalize edip geri döndürüyoruz. Eksiklerimizi tamamlayalım. Damageable eksik. Bir de şu eksik. Onları en yukarıya çıkıyorum. Page up'la ve orada nereye koyalım? Şuraya araya girebiliriz. Öncelikle Damageable demin izah etmiştim. Onun cinsinden bir tanımlama yapıyoruz. Ayrıca bir de Protected tanımlamamız var. Tanjantla ilgili olan. Onu da yazalım. Protected Float. My alt çizgi Tanjant Hurt Jump Angle. Şimdi bu değeri hesap ettirmek için start'ın içerisinde bir işlem yapacağız. Şöyle diyeceğiz. My Tangent Hurt Jump Angle eşittir. Şöyle hesap edilecek. METEF nokta Tangent. METEF yine nokta derece to radian çarpı. Şöyle bir şey yazıyorum şimdi değişken. Hurt Jump Angle. Bu da yok henüz. O şöyle hesap edilecek. Bir üst satırda onu yazalım. Tanımlamasını yukarıda yapacağım. Hurt jump angle eşittir. Yine metf'den yararlanıyoruz. Clamp fonksiyonunu kullanıyoruz. Hurt jump angle kendisi yani. Hurt jump angle virgül. Şöyle bir takım const değerler kullanacağız. K minimum hurt jump angle ve aynı ona benzer bir şekilde K alt çizgi maksimum hurt jump angle. Şimdi eksiğimiz şu üçü. Hurt jump angle bir de şu ikisi. Onları tanımlayacağız. Hurt Jump Angle 45 derece ama değiştirilebilir olması için şöyle yapalım. Şuraya tanımlamamız şu şekilde. Range diye başlıyoruz. Parantez içerisinde K Minimum Hurt Jump Angle. Minimum ve maksimum değerlerini kullanıyoruz burada. K Maksimum Hurt Jump Angle. Seçim aralığı böyle olacak. Değişkeni de şöyle tanımlıyoruz. Public Float cinsinden Hurt Jump Angle ve Default değeri de en mantıklı olan sayı 45 derece. Şimdi şu ikisi yok. Onları tanımlayalım. Onlar da şurada olsun hemen. Protected. Bunlar const yalnız. Sadece bu ikisi. Float cinsinden yine k minimum hurt jump angle eşittir 0.001f. Aynı şekilde protected const float k maximum hurt jump angle eşittir 89. 999F. Şimdi aşağıya bir kontrol edecek olursak e, en son ki yere gelelim. E, get direction eksik kaldı bir tek. Damageable da. Damageable'a geçelim. Aslında çok basit bir fonksiy fonksiyonu ama e, o da birkaç değişken tanımlamamızı gerektirecek. Yazalım. Public vektör 2 geri döndüren get damage direction. Şöyle return my damage direction. Şimdi Şuna hata verecek. Biraz bekledik. Evet kırmızı alt çizgisi geldi. Yukarı çıkıyoruz. Protected olmak üzere Vector 2 cinsinden My Damage Direction. Ama bu yeterli gelmeyecek. Bunun değerini şu Take Damage'ın in içerisinde Invoke'dan hemen önce My Damage Direction'ı burada belirliyoruz değerini eşittir. Transform nokta position artı vektör 3'e şimdi yazacağım şeyleri vektör 3'e çevirmek kaydıyla yine bir değişken center offset onu tanımlayacağım. Eksi damager nokta transform nokta position. Evet şimdi de center offset'i tanımlayalım. En yukarıda şu starting health şu da 3 olsun buradayken aklımızdayken. Public vektör 2 center offset değeri new vektör 2 parantez içerisinde 0F virgül 1F. Tekrar Hurt SMB'ye geri döndük. Şu Get Hurt Direction olan bütün eksikleri tamamladık. Bir tek Player karakterde şu değişkeni tanımlayacağız. O da geriye hangi şiddette sıçramasını belirleyen bir katsayı. Ondan sonra denememizi yapacağız. En yukarıya çıkıyorum. Player karakterde. Public bir değişken. Public float hurt jump speed benim örneğim için bunun 10 değerinde olması iyi sonuç veriyor. Onun için buradan da 10f değerini verdim. Şimdi dönelim. Şu hatalar gitsin. Alttaki gitti. Hurt seçiliyken ona Hurt SMB atamasını yapıyorum. Bir de unutmadan Edi seçiliyken biliyorsunuz şu şeyde yani Play karakterde damageable. Bakın burada none diyor. Biliyorsunuz o da damageable aşağıda başka bir script dosyası. Bunu alıp oraya sürükleyemiyoruz da şey yapıyoruz. Edi'nin kendisini alıp buraya sürükleyip bırakıyoruz. Şimdi yapacak işlemi söyleyeyim size. Yanlış yanlışlık yapmadıysam geriye doğru sıçratacak. Play düğmesine tıkladım. Chomper hemen dönecek, saldıracak geriye doğru sıçradı. Tabii ki tekrar aşağı inmesini sağlayacak şeyleri daha henüz yapmadığım için 45 derecelik açıyla fırlayıp gidiyor şimdilik. 45 derecelik açıyla. Onu ne yapacağız? Tekrar yer çekimini biliyorsunuz bu oyun serisinde biz belirliyoruz her zaman. Yere düşmesini sağlamamız lazım. Onu şeyde yapıyoruz. 4 SMB içerisinde açalım onu. 4 SMB'yi şu. Kontrol burada. Şimdi biliyorsunuz on SL State Node Transition Update sürekli çalışan fonksiyonun içerisinde. Eğer diyoruz My Mono Behavior şöyle bir kontrol var. Is falling havadaysa düşüyorsa anlamında havadaysa onu yazacağım şimdi. O da basit bir şey ise o zaman şöyle. Onun check for grounded fonksiyonu ile bir kontrol yap. Ama benim esas yazacağım bu değildi. Ama yazmış olduk. Esas yazacağımız yani yer çekimini sağlayacak olan şey şu. O hazır zaten. Airborne vertical movement. Aşağı doğru geri indiren o. Şu ki birazdan şey yapacağız. Şimdilik dura koysun o. Ben size önce bir yere düştüğünü göstereyim şununla. Kaydımızı yaptık. Play düğmesine tıklayalım. Geldi. Ve gördüğünüz gibi yere düşmesini sağladı eksik olan ne e, arkaya doğru kayarak gidiyor Halbuki olduğu yerde durması lazım Ayrıca şey kontrolü olmadığı için biliyorsunuz hırtın içerisinde hırt'tan daha doğrusu exit'e çıkması için Grounded'ın true olması lazım Grounded'ın true olması için Grounded'ın araştırılması lazım araştırılması için Word'deki Word Earth SMB'de şu biraz önce commented yaptığım kısmın işte şimdi kullanılması lazım. Ctrl S ile kaydettik. Check for grounded çalışmalı ki grounded olup olmadığını tespit etsin. Bir tek şu is falling yok. O gayet basit. Clear karakterde en aşağıya yazalım onu sıraya. Public bool geri döndüren is falling. Havada mı düşüyor mu anlamında. Şöyle tespit edecek. Return MyMove vektörün y değeri sıfırdan küçükse ve MyAnimator'ın şeylerinden birini, booleanlarından birini burada denetleyeceğiz. GetBool bu. grounded parametresi. Nerede? Şurada. Bu x şart beraber gerçekleştiğinde ayağı yere değiyor demektir. Şimdi artık şey yapacak. Arkaya doğru sıçrayacak ve ayağı yere değer değmez. Heart'ten çıkacağı için durması lazım. Bakıyoruz. Evet bir sıçrama var sadece. Ondan sonra ee, tabii ki üçünü birden, üç hakkını birden bir seferde bitiriyor. Daha o kontrolü yapmadık. Onu yapacağız birazdan. Şimdi tekrar bir e, bir kere daha bakalım. Play düğmesine tıkladık. Geriye doğru sıçradı. Orada bir e, ikinci bir sıçrama var. Onu birazdan düzeltiriz. Üç hakkını bir seferde kaybetmesin. Onu düzeltelim. Temas gerçekleştiği anda, compound player içinde e, o hakkı start halt halt birden sıfıra düşüyor. O yüzden bir daha animasyon çalışmaz oluyor. Onu Önlemek için şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Player karakterin içerisinde şu onHeart'ın içine işlem gerçekleştiğinde belli bir süreyle damageable, nokta Damageable.enable e, devreye sokmak için şu fonksiyonu çağıracağız. Okuması da biraz zor. Invulnerability fonksiyonunu çağıracağız. Böylelikle peş peşe çok kısa süreyle aklını düşürmesini engelleyecek bir fonksiyon olacak bu. Bunu yazmak için Damageable'da yapacağımız işler var. Kontrol seyirini kaydedelim. Şimdilik Demijable'a geçelim. Demin yaptığımız e, teknikle gidelim. Önce fonksiyonu neyi biliyoruz? Fonksiyonu biliyoruz. Onu yazacağız ilk olarak. Şöyle bir fonksiyon. Public void enable invulnerability. Herhangi bir parametre almayacak. Orijinalinde var bir parametre ama o çok gerekli değil, Onun için kaldırdım. Şöyle bir sürekli denetimi sağlayan şöyle bir parametre var. Henüz tanımlamadık. Invulnerable değeri burada true'ya çekilecek. Yani dokunulmaz hale gelecek. Bu fonksiyon çalıştırıldığında karakter dokunulmaz hale gelecek bir süre için. Süreyi belirleyecek olan yine bir aynı ismi kullanarak invulnerability timer olacak bir tane. Bu timer'ı bir e, yukarıda tanımlayacağımız bir değişkenle e, başlatacağız. In vulnerability duration sanırım 3 saniyeydi. Birazdan tanımlayacağız onu. İkisi birden hata verdi çünkü e, hiçbir tanım değil bunların. Eksikleri tamamlayarak gideceğiz. Bu üçünün şimdi tanımlamasını yapalım. Aynı sırayla olmayabilir ama mesela e, in vulnerability duration'dan başlayalım. Public olduğuna göre şuraya yazabilirim. Public float 3 saniye olarak hatırlıyordum. Öyleymiş. O kullandığımız şey sürekli kullandığımız durum o durumu saklayan protected bool cinsinden my invulnerable herhangi bir sabit değerine gerek yok kod içerisinde duruma göre değeri değiştirilecek hemen peşinden protected yine float cinsinden bu sefer my invulnerable timer Şimdi enable bunları tanımladığım için hatalar ortadan kalktı ama onların atamaları da var kod içerisinde. Önce şu şeyi unutmadan public void disable tersi. Yani disable in vulnerability. Sadece my in vulnerable değerini burada false'a çekecek ki e, şu, bu fonksiyon çalıştırıldığında karakter yeniden dokunulabilir hale gelsin. Yani hasar görebilir hale gelsin. Bu olay yani disable olayı enable'ın içerisinde en sona yazabiliriz. Yani orada her seferinde ilk enable yapılırken bu doğal olarak dokunulmaz olmadığı duruma getirmemiz gerekiyor. Hiç yazmadığımız bir update'i yazacağız. void update şöyle eğer dokunulmaz isek öyle söyleyeyim daha kolay benim için o timer'ı azaltalım. geri Çünkü dokunulmazlık başlamış sayacı geri doğru sayıyoruz. Eğer sayaç sıfırın altına indiyse süre bittiyse yani o zaman tekrar dokunulabilir hale geri dönsün false dedik Evet denetleme sürekli update çalışacağı için burada yapılacak şimdi teklif için içerisinde şu geri döndüren körün ters sıfırdan sıfırsa yani hiç hakkımız kalmadıysanın yanına bir de işte bu şeyi koyuyoruz Eğer dokunulmaz isek o zaman yani demiş alamayacak demektir O yüzden İkisini beraber kullanacağız hakkını bir azaltmayı da şeye bağlıyoruz aynı şeyin şartına bağlıyoruz yani dokunulmaz değilse ancak hakkını bir azaltsın dedik şimdi gelelim deneme işine kontrol seyli kaydettik şimdi Hurt SMB'ye dönelim yok oraya buradan gelmemiştik player karakterde şuradan gelmiştik zarar gördüğümüzde belli bir süre süre için şey olacak dokunulmaz olacak Böylelikle Hakkını bir seferde, 3 hakkını birden bir seferde kaybetmemesi gerekiyor. Bakalım. Bir hata yapmadıysam. Deminki gibi olmayacak şimdi. Bir kere sıçradı. Bir daha gelirse bir daha sıçrattıracak bizi. Evet, tamam. Şöyle zıplayalım buradan. Bir kere hakkımız daha var. Burada bir hata var. Önceki derslerden gelen. Üçüncü sefer hiç sıçraması gerekiyordu. Sıçramadı. Sebebi şu. Çomper'ın altında Damager'ı seçiyoruz. Onun şu offsetini eksi bire sıfır yapmıştım. O şöyle sağa bakarken tamam. Şöyle bir dikdörtgen ama sola bakarken dikdörtgen şeyde kalıyor. Çoğunlukla bunu ters çevirirsem. Dikdörtgen şu geriden başlıyor. Tersine dönüyor. Ben yanlış vermişim o değeri. Yani eksi olmayacakmış o. Sıfıra sıfır olacak şeyi büyüteceğiz. Size'i büyüteceğiz. Maalesef demiştim ekranda göremiyoruz. Aslında çizdirebiliyoruz bunu da. Onu sonra yapacağım. Yani şöyle büyük bir dikdörtgen tanımlamış oldum. Böylelikle o hatadan kurtulduk. Tekrar göstereyim size. İki defa şey yapsın. Bir, bir daha yapacak. İki, tam dibine geldi. İki. Şimdi şöyle atlayalım. O yalnız bize doğru gelsin. Üçüncü hak şu anda daha var. Evet, üçüncü tamam. Bundan sonra artık bir şey yapamayacak çünkü. Yani sıfırın altına indi. Onu bir sonraki derste yapacağız. Ee, burada bir tek şey var. Eksik iki tane var. Bir tanesi flickering yapacağız. Yani e, temas halinde yanıp sönmeye başlayacak player. Bir onu yapacağız. Bir de e, arkası dönükken saldırırsa... E, ...playerımızın yönünü şeye çevireceğiz. Öyle tasarlamışlar. Biz önce o flickering olayını yapalım. Flickering olayını şeyin içinde... ...Heart SMB'nin içerisinde... ...bu duruma girdiği anda... ...my, my behavior'ın yani... Player karakter dosyasında şöyle bir şey yazacağız. Start flickering basit bir şey. Ctrl-S ile bunu kaydedelim. Player karakterde en aşağıya inelim. Tek satırlık bir fonksiyon ama bazı şeyler gerektirecek. Yazdıktan sonra public void start flickering. Yapacağı işlem bir core başlatmak. Henüz tanımlamadığımız flicker core routine eşittir. Start core routine, parantez içerisinde flicker isimli fonksiyondan oluşturulacak. İkisi de yok şu anda. Her ikisinde yazacağız. Ctrl S ile kaydettik. En yukarıya çıkalım. O tanımlamaları yapalım. Bir defa bir flickering duration var. Kaç zamanlık sürelerle yanıp sönecek. Yani hızlı bir şekilde yanıp sönmesi lazım. Bir public float tanımlıyoruz. Flickering duration. Birazdan lazım olacak. Tekrar buraya bir daha geri dönmemek için şimdiden onu yazalım. 0.1f. Ayrıca yine protected olduğu için oraya protected kısmına geçiyorum yazıyorum wait for seconds cinsinden my flickering wait lazım olacak. Bir de coroutine için protected coroutine my flicker coroutine aşağıda kullanmıştık. Burada tanımlamasını yapıyoruz. Ters sırayla gidiyoruz. Şu my flickering wait'i start'ın içerisinde tanımlayacağız. Start'ın en başına yazıyoruz veya şu daha önce yazdığımız short jump angle ve şeyden sonra olsun. tangent short jump angle Onlarla bir ilgisi yok ama onun hemen altındaydı. My flickering weight e, değeri eşittir. New weight for seconds. Parantez içerisinde flickering duration. Yani 3 saniye. Pardon 0.1 f. Şimdi flicker yazacağız ama flicker biz yine şey yazalım. Kullandığımız yer burası olduğuna göre. Şu tamam şu var. Flicker'ı buraya yazıyoruz. Protected I E numeratör geri döndüren Flicker isimli fonksiyonun yapacağı işlem şöyle olacak. Bir timer bu fonksiyon içerisinde kullanılan bir değişken olmak üzere float timer 0f while parantez içerisinde bu timer üst satırda tanımladığımız timer damageable'ın invulnerability duration değerinden küçük iken küçük olduğu müddetçe sprite renderer'in e, enabled değerini yine kendisinin tersine çeviriyoruz. Yani enabled edildiyse edildi disabled, disabled edildiyse enabled yapılacak. Böyle bir ters çevirme e, şeysi mantığı. Sonra yield return my flickering wait demin startın içerisinde atamasını yaptığımız timer'da artı eşittir diyoruz. Flickering duration 0.1f arttırarak ve işlem bittikten sonra en son sprite renderlerin enabled değerini tekrar true yapıyoruz. Ctrl -S ile kaydettik. Şimdi start flickering'in çalışması lazım. Deneyelim. Yanıp sönmeye başlayacak. 3 saniye süreyle sonra şey yaptı. O yanıp sönme olayı bitti. Şimdi tekrar ikinci hakkımızdayken aynı şey. Yeni şey yapıyor. Üçüncüde de tekrar flickering başlayacak. Tamam. Şimdi bir tek şey eksik kaldı. Arkası dönükken saldırırsa yönünü bu şekilde döndürecek kısma geldik. Onu da player karakterde 10 hurt içerisinde şurada yukarıda 10 hurt'ün içerisinde en üstte update facing isimli bir fonksiyon daha önce yazmıştık parametre almayan. Ondan bir tane daha yazacağız bu parametre alan olacak ve değeri parametre değeri damageable get demonstration damage isimli şeyden alacak fonksiyondan. Onu demin yazmıştım ben. Aslında sırası şimdi gelmişti ama ben yazmış bulundum artık onu. Bu ders bayağı dikkat etmeye çalıştım sırasıyla gitmeye ama şunu biraz önce yazmıştık. Şimdi update facing'i hemen altına yazalım. public void update facing bu face left parametre olarak alacak. Yönü, yön bilgisi oradan gelecek. Eğer face left istendiyse o zaman sprite renderer nokta flip x eşittir tersi sprite originally faces left değerinin tersi. My ayrıca current bullet spawn point değeri eşittir facing left bullet spawn point olacak. Else bunun tersi demin yazdığımız iki satırın tersi sprite renderer'ın flip x değeri eşittir. Sprite original def. demin ünlem işareti vardı başında. Şimdi yok. Ters olduğu için my current bulut spawn da facing right bulut spawn point olmak üzere fonksiyon bu şekilde. Ctrl S ile kaydettik. Şimdi artık tam şey sırasında, temas sırasında eğer sırtı dönükse şöyle dönelim. E, tam dibine geldi. E, iz hizalarak bir de şu taraftan yapsın. Evet. Her seferinde eğer yönü tersse yönünü döndürüyor. Burada bir tek eksiğimiz kaldı. Şu e, Spawn'da bir SMB dosyası şey yapacağız. E, ekleyeceğiz. Yine kimden? Locomotion'dan faydalanalım. Kopya aldım bir tane. Şu biri siliyorum. Ve Respawn. Sadece tek satırlık bir şey olacak o. Açalım. Ayrı bir Visual Studio açtı. Bazen yapıyor bunu. Respon SMB ismini düzeltelim. Respon SMB dosyası. Şunu siliyorum. Şuraya da bir şey var. Base nokta on SL state enter. işte animatör virgül state info virgül layer index dedik. Esas bizi ilgilendiren kısmı da maymona bir hey da set move vektörü kullanarak durduruyoruz şeyi player'ı vektör 2 0 dereyini getirerek şimdi onu atamasını yapalım spawn'u seçiyorum şuradan ve spawn smv'nin atamasını yaptım play düğmesine tıklayalım o spawn'a tekrar geldiğinde yerini tam sabitlemiş oluyor şu şey yalnız tam sınıra denk geldi tesadüfen öyle oldu o hamle yaptığı zaman yani biraz daha büyütürsek şeyi e, Chomper Damager'ını 2'ye 2 yapmıştım. 3'e 3 olabilir. Bakalım 3'e 3 olunca nasıl olacak. Play düğmesine tıkladım. Ben gene hiç e, müdahale etmeyeceğim. Evet böyle daha iyi. üçüncü hakkı var. Evet üçüncü hakkını doldurdu. Artık dördüncü hakkında şey dediğim gibi bir sonraki derste zaten üçüncü kere e, hak kaybettiğinde o e, dead animasyonu var. Onu kullanacağız. O derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.